Benim bir şey dikkatimi çekmek için Sayın Mustafa Cengiz Sayın Başkan şu ifadeyi aynen birebir kullandı. Ya dedi oyuncu ve teknik kadro oyuncu ve teknik kadro maaşları çok yüksek. Bunu Galatasaray Divan Kurulu'nda başkan söyledi. Yani Sayın Mustafa Cengiz söyledi birebir ağzından. Ee, ve şöyle devam etti. Bu medyada da çok fazla işlenmedi aslında bence. Çok büyük tartışmaları yaratan bir söylem aslında ama konuşulmadı. Ya dedi işte oyuncu ve teknik kadronun maaşları çok yüksek dedi. Kimsenin kanı da sarı kırmızı akmıyor. Aidiyet duygusuna vurgu yaptı. Tamam şimdi bu kime bu gönderme? Kimsenin kanı sarı kırmızı akmıyor. Enzonzi'ye falan değil herhalde. Yani herhalde. Teknik kadrodan bahsediyorsun. Herhalde Fatih Hoca'nın da... Ve kanının e, sarı kırmızı aktığına dair bugüne kadar kamuoyunda tartışılmayacak, tartışılmayacak bir ismin Galatasaray'la özdeşleşmesinden bahsediyoruz. Sembol isimlerinden bir tanesidir ya Fatih Terim. Değil mi? Yani Galatasaray tarihinin en böyle önemli isimlerinden biridir. 3-5 kişiden biridir. Belki de ikincisidir. Neyse. Ya da 3. işte o noktada Trabzonspor maaş dikkatimi çekti. Bence hakikaten de. Her şeyi anlatıyor. Trabzonspor'un neden batmadığını başka kulüplerin de neden batma noktasını anlatan bir detay aslında. Hüseyin Cimşer'in maaşı. Şimdi madem Galatasaray dedik e, gerçi ilk bölümde de biraz konuşmuştuk ama transfer gündeminden de gidebiliriz. Tamam. E, genel olarak nasıl bir tablo ortaya konuluyor? Defansa adaylar var. E, bu ihtimalleri değerlendirmek gerekirse oyuncu isimlerini değerlendirmek gerekirse elbette bir konu var ki bütün transferleri zaten e, gölgede bırakıyor. Arda Turan konusu dün de konuşmuştuk zaten. Evet. E, sen mesela şeyi e, savunmuştun. Son güne bırakılmamalı. E, evet. Bence bugün yarın gerçekleşmeli bu transfer. Olacaksa bu transfer bugün olmalı demiştim. E, dün yönetim kurulu toplantısı oldu e, ve yönetim kurulu toplantısından sızan, sızdırılan haberler çerçevesinde Arda Turan transferi e, başkan tarafından ve yönetim kurulu tarafından beto edilmiş şeklinde bir bilgi sızdırıldı. E, şimdi Arda Turan transferi tartışmalı bir transfer yani Galatasaray türbinlerini bölebilecek bir transfer. Yani, Baktığımızda destek veren de var, vermeyen de var. Tamam Ultraslan destek verdi ama Ultraslan içinde bile farklı düşünen vardı yani taraftar bu kimseye şey yapamasın. Kimisi sportif, kimisi başka nedenler, özel hayat vs. derken istemeyen de var. E, ama işte Fatih Hoca'nın çıkışı sonra ultrasından açıklaması derken yönetim kurulu toplantısında acaba Arda ile ilgili bir şey olacak mı e, beklentisi oluşmuştu. E, dünkü yönetim kurulu toplantısında yine bir Arda konusunda böyle bir veto e, bilgisi e, geldi en azından medyada da bu yer aldı. Şu an zora girmiş gibi gözüküyor ama bana soracak olursam bu transfer döneminin sonuna kadar sürecek bir hikaye. Ee, bu transfer Fatih Terim'e rağmen gerçekleşmezse de o zaman hakikaten e, tartışılır ve konuşulur. Yani Fatih Terim'in e, etkisinin bu kadar yoğun şekilde hissedildiği e, neredeyse Galatasaray'da başkanla aynı pozisyonda değerlendirildiği bir ortamda iki kere açık ve net bir şekilde Arda ile ilgili fikrini ifade etmesine rağmen eğer Arda Turan transferi olmazsa veto ediliyorsa ve veto ediliyorsa bu Dağıt başka krizleri beraberinde getirebilir. bu noktada bilemiyorum. Teknik kadro ve özellikle Fatih Hoca ve Mustafa Cengiz'in beraber oturup beraber karar vermesi gerekirdi. Fatih Hoca sürekli olarak farklı enstrümanlardan bahsetti. Sadece bu işin kendi iradesiyle olabilecek bir transfer olmadığını, bunun yanında yönetimi işte taraftarı, bütün herkesin ortak kanaatiyle yapılması gereken bir transfer olduğunu söylemişti. ben de şöyle yorumladım. galiba bu iş son referanduma gidecek. Yani Galatasaray tarafları referandum yapacak. Arada gelsin mi gelmesin mi? Günün sonunda dün Arda işi biraz daha e, negatif yönde bir noktaya e, seyretti. Ama bugün farklı bir gelişme olur. O zaman yeniden gündeme gelebilir ama herhalde yarın kupa maçını bekleyeceğiz. Yarın kupa maçı öncesi muhtemelen Mustafa Mandev Fatih Hoca'ya sorularını yöneltecek. Topa girmez önce maç öncesi. Maç sonrası Mustafa Mandev'in e, bu soruyu soracağına, bu sorusuna hocanın vereceği yanıt da kamuoyu da yarın aydınlanacak diye düşünüyorum. Peki, şöyle bir bakıyoruz e, sol kanat Mustafa gider. Bu arada ben bilmiyorum. Herhalde Mustafa Mandev gider diye düşünüyorum. E, Dağıt Sıray maçı evet. olduğu için o gider tabii. Emre Kaplan askerde olduğu için. Emre'ye de selamlar e, buradan. <laughs> eğer izleyebiliyorsa selamlarımızı gönderelim. Gerçi Cuma günü de terhis oluyor. Hayırlı teskereler bütün askerlerimize. Şöyle Aynen. bir bakıyoruz stoper, orta saha, ön libero, 10 numara ama ağırlıklı olarak tabii ki stoper arasında. Önce stoper. Önce stoper. Stoperlerden gidecek olursak en lazım. böyle olması muhtemel isim. Ee, Sedan hakikaten en muhtemel olması muhtemel isim Arda Turan'da o da dün akşam biliyorsun. E, olumsuz yo, yo, bir nokta. Stoperlerden. Notu. Stoperlerden e, yani bugün Dragovic, e, Leverkusen'den Dragovic ismi biraz plana çıkmış gibi gözüküyor. E, Juan Jesus ve Mori, e, Funes Mori e, ve stoperlerin e, Abraham Abram yine 23 yaşında Bale Serfet'ten ben onu biraz düşük ihtimal görüyorum. E, kısa vadeli bir çözüm arayacak Galatasaray. Sonuçta e, hakikaten çok ağır donanıyor. Bugün ne günlerden? Çarşamba. 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 eş Konya maçı var. Ben yeni stoperimi e, bu maçta oynatamayacaksam hangi maçta oynatacağım? Zaten marka o cezalı. Galatasaray Konya'da puan kaybederse şampiyon havlu atar. Bunun faturası ağır olur. Bir daha transfer falan da yapmasınlar o zaman. Yani eğer kaybediyorsan, puan kaybederse Konya'da Transfer falan yapmanda bir esprisi kalmıyor. Dolayısıyla bugüne bırakılması, bu işin bu kadar geciktirilmesi de büyük bir hata. Ama orada da şöyle bir şanssızlık oldu. Morillo işini bitti gözüyle bakıyorlardı. Evet. O son dakikada olmadı. Ee, dediğim gibi yani sanki bugün Alexander Dragovic ismi biraz daha plana çıkmış gibi gözüküyor. Haberlere bakacak olursak. Peki en çok merak edilen soru Galatasaray'ın şampiyonluk şansı bu sezon. Ee, puan farkı kaç? Şu anki mesela halihazırdaki mesela Ben sana sorayım ya. Sana sorayım. Puan farkı kaç? Setanay? Bakalım hemen. Çok D 4 müydü? 4 yok, yok. ya da 5. Sivas'ta 10 diyeyim diyorum. evet. Sivas'ta 10 puan. Evet. Ama insanların yanıldığı bir şey var. En yakın rakibiyle. En daha doğrusu liderle diyelim. Liderle. Yok benim düşündüğüm en yakın rakip. Ha rakibi en yakın rakip tabii. Şimdi eee Puan tablosu olsaydı aslında orada puan Puan tablosunu e, hazırsa ekrana getirebiliriz. Teşekkür edelim. E, rezideki arkadaşlarımıza. E, Galatasaray'ın 10 puan farkı var. E, en yakın rakibiyle de 2 puan fark varmış. Pardon Şimdi Galatasaray'ın puanı kaç? 30. Değil mi? Hı hı. Üzerinde 5 tane takım var. Puan farkını sen kaç olarak görüyorsun? 10. 10. Ben öyle görmüyorum şu tabloya baktığımda. Puan Eynen. farkı kaç biliyor musun? 10, 16, 21, 25, 27. Puan farkı şu an 27. Setana. 27. 27 puan farkı. Yani düşme hattında muhtemelen senin gözünde Galatasaray. Hayır. <laughs> Şimdi puan farkını ben şu tabloya bakarak... Nasıl oldu? Nasıl hesapladın? Benim matematiğimi söyleyeyim sana. Ya bir kere geçen sene Setana Galatasaray'ın üzerinde bir tane takım vardı değil mi? O takım hangisiydi? Başakşehir. Hı, hı. Başakşehir öyle bir şerampole yu yuvarlandı ve ondan sonra Başakşehir'i göremedik değil mi? Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi Galatasaray'ın üzerinde sadece bir tane takım yok. Olayı sadece Sivas üzerinden okumak bu nedenle doğru değil. Yani 27 puan farkı derken Galatasaray'ın üzerinde Başakşehir'de var. Başakşehir'le 6 puan sadece 10 puanlık farkı kapatmayacaksın. Sadece Sivas'ta aradaki puan farkını eritmeyeceksin. Aynı zamanda Başakşehir'le de aradaki puan farkını kapatman, eritmen gerekiyor. Sadece Sivas'ın puan kaybetmesi yetmiyor. Trabzon'da keza ya da ne bileyim Fenerbahçe, Alanya'da Alanya nispeten yakın. Dolayısıyla puan farkı 27. Bu flash cümleyle e, bence noktayı koyalım. Tamam. Çünkü üzerine artık bir şey söylenmez. Bence puan farkı 27 dedi Nevzat Dindar. Keyifli sohbetin için teşekkür ediyoruz ee, Nevzat Dindar sana. ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, radyodan bizleri takip eden değerli dinleyenlerimize de teşekkür edelim. Sabah sporuna noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.